İyi günler sayın seyirciler. Medya Medya programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Medya Medya'da haber programlarını ele alacağız. Haber programlarını kimler nasıl hazırlıyor? Bu hazırlık sürecinde ne gibi zorluklar yaşanıyor? Haber programları gündem yaratıyor mu yoksa sadece gündemi mi takip ediyor? Haber programlarına yönelik ilgi ne boyutta ve bu ilgiyi arttırmak için başka neler yapılabilir? İşte bu sorulara ve dahasına bu hafta Medya Medya'da yanıt bulmaya çalışacağız. Değerli izleyiciler, bu hafta Medya Medya'da haber programlarını ele alacağız. Birbirinden değerli haber programcılarla beraberiz. Aslında kendilerini yaptıkları programlardan ötürü yıllardır çok yakından takip ettiğiniz değerli isimler ama ben bir kez daha takdim etmek istiyorum. Sevgili Gürkan Zengin bizlerle, değil mi? Yılların habercisi diyebilir miyim senin için herhalde. Gürkan artık? Aşağı yukarı 18-20 sene falan oldu. Evet. Seni son zamanlarda ATV'de yaptığın haber programıyla takip ediyoruz ama tabii onun öncesinde de CNN Türk'te editör, daha öncesinde ATV Haber gibi birçok programa imza atmışlığım var. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, teşekkürler Sedat. Bir başka değerli isim Nilgün Akay Ertop. Nilgün de yılların muhabiri, son dönemin haber programcısı. Seni davet ederken Nilgün şunu da düşündüm. Böyle haber programı yapan kadın sayısı da çok az Türk çok medyasında. Az, doğru. O anlamda seni aramızda görmek çok büyük bir mutluluk. Hoş geldin diyorum. Bir başka değerli isim de tabii yine hepimizin çok yakından tanıdığı, haber programları denince akla gelen ilk isimlerden biri sevgili Mithat Bereket. Hoş geldin Mithat. Sen de yıllarca farklı haber kanallarında çalıştın ve şimdi son yıllarda da TRT'de pusulayı devam ettiriyorsun. Tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi haber programları çok keyifli bir konu tabii haberciler açısından ama dilerseniz önce haber programcısı olmanın temel kriterleri nelerdir diye başlayalım. Yani bir haberci ile haber programcı arasında fark var mıdır? Yoksa her haberci aynı zamanda haber programı da yapabilir mi? Böyle deyince işin içine biraz öyle ya da böyle program tarafı giriyor. Muhabir dediğiniz doğrudan sıcak haberle birebir yüz yüze olan, ilişki içinde olan kişi, haber programcılarının da kökeni hep muhabirliğe dayanıyor. Çok doğal bir şey yani. Mesleğe muhabir olarak başlıyorsunuz. Mesleği muhabir olarak bitiriyorsunuz. Haber programcılığı bir ara kademe, öyle diyebiliriz. Ama ilginç. yine de bir haber program sunuşuyla, hazırlanışıyla, o editoryal süreçlerin devreye girişiyle ilk andaki muhabirlikten daha farklı bir durum tabii. Yani kameranın karşısında olursunuz bir televizyon muhabiri olarak ama bir program sunuşunda bantlara pas atmak, konukları ağırlamak, o editoryal bütünlüğü sağlamak, bir akış kurmak, bunlar devreye giriyor. Dolayısıyla biraz tecrübe bir noktadan sonra gerekiyor. Muhabirlik tecrübesinin ve yayıncılık tecrübesinin belirli bir aşama kaydetmesi gerekiyor ki ondan sonra haber programcılığı da devreye girebilsin. En azından bunlar var. Peki her iyi muhabir, kendini ispatlamış muhabir haber programı yapmaya başlayabilir mi? Vallahi bilmiyorum onu ama başlamalı mı diye düşünmek lazım belki. Genel eğilim biraz Türk medyasında o yönde çünkü. O eğilim hani bireylerin tek tek kararından kaynaklanmıyor belki de. Sürecin kendisi haber program yapmaya yönlendiriyor olabilir. Yapmalı mı? Bence yapmasına gerek yok. İyi muhabir olmak çok kıymetli bir şey çünkü. Kıymeti bilindiği sürece. Evet, sorun orada. Sorun orada. Ama her iyi muhabirin bence haberin organizasyonuyla ilişkin ya yani ona dair bir fikri de oluyor. Haber programlarda da haberle biraz yabancılaşıp yeniden organize etme, yeniden o örgüyü yapma gibi bir şey var. Her iyi muhabir herhalde yapabilir diye Sen düşünüyorum. Sen yıllarca ATV'de muhabirlik yaptın. Yani hakikaten çok önemli dosyalara imza attın. Şimdi haber programlarıyla karşımıza çıkıyorsun. Bu arada farkı nasıl nitelendirirsin? Yaşadığın farklılıkları? O haberin içinde olma halinin biraz dışında tabii. Yani habere orada biraz yabancılaşma durumu oluyor haber programı kendisinde. Ama haber daha stüdyoya bağımlılık var. Ama orada da şu var tabii, stüdyoda haberi yeniden kurgulamak veya haberi orada yaratmak gibi bir durumla da karşılaşılıyor bence. Belki muhabir biraz daha haberin ilk celseden verilmesi ama haber programı biraz daha yorum ve analizi yönünde olduğu için böyle bir farklılık da
bilir. Evet Mithat, sen hem günlük anlamda programlar evet, yaptın hem evet. de tabii daha uzun soluklu haftalık, iki haftalık süreçlerde yayınlanan haber programları yaptın. Aslında sen de tabii öncesinde muhabirlikten evet, yani karşılaştırmayı çok net görebiliyorum artık ben. Çünkü gerçekten hani flash haber kısmında çalıştım. Yani saatlerce süren ucu açık canlı yayınlar, büyük olaylar olsun, daha haftalık program olsun canlı ya da günlük program olsun veya şimdi Pusula iki haftada bir devam ediyor. Bir kere şey var, yani kesin temelde biz muhabiriz. Yani onu kabul etmemiz lazım. Ben onu çok kabul ediyorum ve seviyorum. Muhabir ne demek? Malumat veren, bilgi veren insan demek. Şimdi oradan başlıyorsun. Şimdi bu bilgiyi verirken araya zaman boyutu girince o zaman programların türü değişiyor. Şimdi bir ilk halkada günlük haber var. Yani günlük muhabirlik var. Anında vermek, hemen vermek, olmaz vermek. O zaman tabii kalite boyutu, araştırma boyutu, derinlik. Derinlik boyutu, analiz boyutu, sonuç boyutu, önünü arkasını verme boyutu bu olayın yeme gidiyor. O, çünkü vermek zorundasın. Ondan sonra hatta ilk vermek zorundasın sonra, çoğu zaman. Şimdi tabii zamanında. Çok hızlandı. Evet. Bir sonraki halka belki biraz daha hani devam eden olaylarda belki haftalık programlar o halkada. Hani bir seçim veya işte birkaç gün sürecek bir olay veya izlenebilecek veya etkisi devam eden bir olay veya anlatabileceğim bir olay orada. Onun daha dışında da iki haftalık veya işte aylık haber programları var. Aslında haber programları orada bence. O zaman şu oluyor, yani bir muhabir, iyi bir muhabir bence haber programı yapabilir ancak ve ancak istediği olayın öncesinde ne olmuş? Bu nereye gider? Yani habere anlam katabilmeyi... Çünkü günlük haberin dışına çıkması lazım tabii, o haber tabii. programlarının değil yani mi? Onun için de araştırmaya, incelemeye bir dosya, görseliyle beraber tabii. bir dosya tabii. hazırlamaya tabii. zaman tabii. gerekiyor. Yani zaman çok önemli. Yani zaman çünkü günlük programlarda yani Batı'da bunu yapanlar, Amerika'da, BBC'de olsun, İngiltere'de olsun büyük ekiplerle çalışıyorlar. Yani akşam programları, her gün günlük programları var fakat biliyorlar ki akşam 20 kişilik bir ekip o sadece bir programa çalışıyor. Bizde böyle bir şey yok yani. Böyle bir lüks hiçbir zaman yaşamadık biz. Onun için olmuyor. Ve şu oluyor, bence onu söyleyeyim. Yani bir itirafta bulunayım. Günlük programda ben defalarca yaptım. Hatta stüdyonun dışına çıkardım. Yani canlı yayın arabasıyla olay yerine gidip oradan yaptım. Hani biraz daha zorladım işi. Daha inandırıcı da artsın diye, daha devam edeyim diye. Şey oluyor, yani şunu hissettim. Ne yaparsanız yapın, yüzeysel kalıyorsunuz. Çünkü gidiyorsunuz, ben mesela Kudüs'e gittim. Kudüs'te söyleşi yaptım. Ertesi gün dediler ki AB Brüksel, AB binasının önüne gittim. Yani çok az zamanınız var. 4-5 saatiniz var update etmek için, kendinizi güncellemek için, hazırlanmak için. Ve orada çıkıp söylüyorsunuz. Ama Pusula'da mesela gidiyorsun 4-5 gün, bir hafta bir yerde kalıyorsun. Herkesle konuşuyorsun, kokluyorsun, anlıyorsun, idrak ediyorsun, sonra veriyorsun. Orada o bir cümlenin bile daha fazla bir değeri yani, oluyor tabii, değil mi? Tabii. Çünkü biraz üzerine düşünmüş olarak hazırlamış oluyorsunuz. Evet. Peki böyle hazırlık gerektiren haber programları aynı oranda Türk medyasında ne kadar yer buluyor sorusu tabii gündeme geliyor. Şimdi son dönemde şöyle bir baktığımızda bir kere haber kanalları çok. Sayı itibariyle hani Avrupa'da bu kadar haber kanalı olan bir başka ülke yok. Türkiye'de haber kanalı sayısı çok ama aynı paralelde nitelikli belirttiğiniz kriterler ışığında hazırlanan haber programı var mı? Yani çok var desen bir sorun, yok desen bir sorun, yok diyebiliriz herhalde değil mi? Dürüst olmak lazım. Mithat'ın sözünü ettiği böyle zaman faktörünün ve kadro faktörünün anlamlı bir biçimde devrede olduğu haber programlar pek yok. İşte 32. gün bunun aylık bir program olarak başladığı zamanlarda hem zaman itibariyle hem de yani ekonomik imkanlar itibariyle, finansal imkanlar itibariyle devrede olduğu bir programdı ki başarısını hepimiz kabul ediyoruz. Geçmiş yıllar itibariyle de öyleydi. İşte bugünlerde, bu dönemde, son yıllarda böyle programlara rastlamıyoruz. Bunu sorgulamak gerekiyor. İşte bunu da aslında enteresan değil mi? Haber kanallarının sayısı artıyor. Bütçeler var o haber kanallarında ama bu söylediğimiz kriterler çerçevesinde haber programı haber programlarına yapılan yatırım azalıyor galiba. Evet. Habere de yapılan yatırım ben azalıyor. Ben şöyle görüyorum, bir süreç bu. Yani önceleri hatırlarsanız biz 32. günde çalışırken birçok haber programı çıkmıştı. Evet. Bir dönem Türkiye'de haber programları vardı. Her kanalın bir programı vardı muhakkak. Ve iki haftalık programlar, aylık programlar, haftalık programlar vardı. Sonra haber kanalları açılınca şeyi keşfettik. Dünyayla beraber oldu bu. Anında haber verme, hemen verme, öne geçme, derhal bildirme. O zaman ne oldu? Günlük haber bir anda öne geçti. O zaman bizlere, hepimize o haber programlarını bırakıp günlük habere geçme teklifleri geldi. Ve geçtik. Çünkü müthiş bir hız vardı. Fakat şunu anladık ki günlük haber yaparak bir müddet sonra bu bir rekabet vardı. Haberi anlamlandırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü biz bir kere anlayamıyoruz. Anlatmakta zorluk çekiyoruz. O zaman şu oldu. Şimdi bence yeniden bir dönüş var. Yavaş yavaş. Onu hissediyorum ben. Bugünlerde yani bu dönemde tekrar habere anlam katabilen, emek harcanmış,
televizyon diliyle, yani görüntüyle sesin birleştirmesiyle oluşan gerçek anlamda haber programları çıkacak. Hani günlük haberlerde işte Gülkan'la çalıştı, sen de çalıştın. Yani yazın metni, verin, yarım saatiniz var yayına çıkmaya. Metni yazıyorsun, veriyorsun. İlk buldukları görüntüyü koyuyorlar. Dolayısıyla hani bir görüntüyle metin aynı olmuyor veya birbirini tamamlamıyor veya çünkü ona yapacak bir vakit yok olmuyor. Günlük. Sadece bir görsel haberde koyuyorlar. Görüntüler tekrar ediyor sürekli. Ben bir tat kadar iyimser değilim açıkçası. Yani bu ihtiyaç ortada. Ve giderek daha da fazla ortada. Bir anlamlandırarak bir şey vermek. Çünkü neden Türkiye ama, hep söylediğim yani Türkiye bir Danimarka değil. Türkiye sorunları olan bir ülke. Evet. Aslında tabii haber anlamında gerçekten çok konunun işlenebileceği bir ülke. Evet. İnsanların sorunları var, sorgulanması gereken birçok mesele var. Kamuoyunun ihtiyacı var. Kamuoyunun ihtiyacı var. Anlamda, bu kadar haber kanalı var, bu kadar insan yetişmiş, bu kadar bütçeler oluşturuluyor. Ama haber programları anlamında maalesef ciddi bir eksiklik hissediliyor. Haber programlarının içeriği anlamında. Evet. Yoksa günlük haber programı çok. Yani haber kanallarında günde 5-6 tane haber programı yayınlanıyor ama tatminkar mı? Değil. Evet. İşte tatın sözünü ettiği zaman faktörü. Haftalık programlar olmalı. Şimdi belki ihtiyaç oldu. Bence çünkü zaten Türk kamuoyu, Türk toplumu hafızası kıt bir toplum. Yani dolayısıyla hani bir olay oluyor. Onu verince, önünü arkasını hatırlatınca, anlam kazandırınca. Evet. Ama bütün toplumlar öyle değil mi? Yani önünü arkasını vermediğiniz zaman algılaması o kadar mesela farklı, yani o toplumların eğitim düzeyi mesela İngiliz toplumu çok farklı. Yani bizim haber, ulusal haber kanallarında veya haber kanallarında verdiğiniz haberi İngiltere'de verirseniz kimse seyretmeyebilir. Çünkü zaten biliyorlar onu. Hani bana artı ne veriyorsun? Onu anlat diyebilir. Hani evet, anındaki flash haberi verir. Breaking news'u, anında olan haberi izler. Ne oldu? Uçak kaçırıldı. Şimdi mesela bakıyorsunuz uçak kaçırılıyor. İşte biz yaşıyoruz. Yani ilk yaklaşık 2 saat ekranda topu çevirmek zorunda kalan arkadaşlar sürekli aynı şeyleri değişik kelimelerle söylemek zorunda kalıyorlar. Evet. Çünkü haber yok yani. Bir sürü vahim hata da. Vahim hata da. Ve ekranda kalmanız gerekiyor o sırada. Yani bilmiyorsanız konuyu. İşte ona benzer hangi uçaklardan önce düştü, alınması gereken tedbirler neydi? İşte çok hızlı bir ekip çalışması gerekiyor orada. Orada anında izleyiciyi tatmin edecek bilgilerle donatmak lazım yayını ama İşte belli başlı 3 cümleyle o ajanstan o sırada gelen 3 cümleyi döndüre o saati doldurmaya. Evet, haber değerlendirmenin bir sürü ölçütü var. Hız maalesef içeriğin önüne geçmeye başlıyor. Orada muhabirlikten gelmek önemli oluyor. Ben yaşadım şahsen mesela NTV'de yaparken Şam'a defacı gittiğim için Şam'ı biliyorum. Hafız Esad zamanında Hafız Esad'ın cenazesi canlı yayın yapacak. 3-4 saatlik bir yayın. Ben stüdyodayım. Gidemedik, vakit kalmadı, yetişemedik. Bize gecikti galiba ve ben anlatabildim çünkü biliyordum oraları. Yani sokağı biliyorum, adamları biliyorum, tanıyorum, ediyorum. Hani yorum yapabiliyorsun, o zaman bir anlamı oluyor. Ama deselerdi ki futbol canlı yayını yapamazdım. Ben gördüğümü anlatırdım, o zaman da anlamsız olurdu. Evet. Peki Nilgün, yani stüdyoda haber programı yaptığın zaman işte bu görsel ve içeriğin uyuşması, dosyanın hazırlanması gibi unsurlar söz konusu mu? Yoksa daha çok hani konuklar üzerinden mi bir program oluşturuluyor? Şimdi ben kendi adıma konukları seçerken şöyle bir kriterim var. Gerçekten konunun çok uzmanı olsunlar ve izleyiciyi tatmin etsinler. Yani herhangi bir konuk almayalım. Hangi konuyu seçmişsek. Bu benim için çok önemli. Dosyayla beslemek gerekiyor. Mutlaka her günde yapsanız bence bu böyle. İyi dosyalar, ön bilgilendirici dosyalar, çerçevesini çizen konunun ve onun ardından derinliğini de konuk veya konuklarla birlikte sağlamak. Yani izleyici hiçbir şey bilmek zorunda değildir bence. İzleyiciye iyi bir ürün sunmak zorundasınız ama siz. Yani çerçeveyi belirlemelisiniz. Biz şimdi bundan bahsedeceğiz. Tartışma noktamız veya derinleşeceğimiz çerçeve de bu olacak. Konuğunuz da bunu besleyecek bir konuk olmalı. Peki bu anlamda konuklar diyoruz, uzmanlar diyoruz. Yani Türkiye o anlamda ne kadar uzmanlara sahip? Hangi konuda kimlerin ne konuşacağını biz haberciler aşağı yukarı artık ezberlemedik Türkiye, mi? Türkiye yani, Amerika değil. Türkiye'de belli başlı insanlar var. Belli aslında konularda konuşulan. Yani. Bir yerden sonra sınırlı kalmak zorunda kalıyor. Yani sağdan say 10, soldan say 10. Evet. Ama yani çok büyük bir problem. Gerçekten. Böyle bir problem siz de hissediyor musunuz? Çok. Hissetmez miyiz? Çok. Hissetmez miyiz? Yani mesela uzman dediğiniz hep belli İran başlı insanlar. İran uzmanı bulamıyoruz. İran uzmanı yok. Ortadoğu uzmanı da bulamıyoruz açıkçası. Keşfetmeye yani çalışıyorsunuz. Bazı üniversitelerde Ortadoğu uzmanı diye kadrolar açılmış akademisyenlerin Arapça bilmediklerini, Farsça bilmediklerini biliyoruz. Yani bölge dilini konuşmayan Ortadoğu uzmanı olmaz. Biz bu uzmanların Avrupa'da, Amerika'da nasıl olduklarını biliyoruz. Yani o bölge dillerini, en az iki dili, iki bölge dilini konuşabilen uzmanlar Türkiye'de yok. Başka alanlarda da yok. Yani Türkiye'de bir sıkıntı var. Şimdi çok sayıda üniversite var, orada yetişen bazı akademisyenler var ama henüz televizyonlarda ihtiyacı karşılayacak. Televizyonların ihtiyacını karşılayacak. Yani kamuoyunun ihtiyacını karşılayacak derinlikte. O bilgiye sahip, o bilgi birikimine sahip uzmanları biz bulamıyoruz.
elimizdekiyle yetinmek zorunda. Olanlar da çok sınırlı. Zaten o da şey oluyor mesela, bir kanalda çıkıyorlar, ondan sonra bir saat sonra öbür kanalda çıkıyorlar. Aynen. O zaman da eleştirileri yine bizler alıyoruz. Aynen. O hep aynı insanları çıkartıyorsunuz. Aynı insan ama ben haberci olarak da bu tür aynı insanlarla röportaj yapıp aynı insanlara yani sorular sormak hakikaten bir haberci olarak da kendime dönüp eleştirmeme neden oluyor. Çünkü farklı insan bulmamız lazım. Farklı seslere imkan tanımamız lazım ama... Ama işte günlük programda o çok zorunlu. Yani günlükte bir de şu var. Yani öğlen bir olay oluyor diyelim. Akşamüstü programınız var. Ben işte manşeti yaparken konuk çağırıyorsunuz. İşi var. Başka bir yerde oluyor. Tabii. Şehir dışında oluyor. O zaman telefon alalım. Zaten diyorsun. Kanalların bir ajandası var. Çok tabii, sık tabii, gelen konuklar. Herkes. Özellikle bu aylar. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta İstanbul'da, Ankara'da konuk bulmak. Felaket. Çok zor. Evet. O anlamda aslında tartışma programlarıyla haber programlarını ayırmak lazım. Yani bu söylediğimiz belki konuklu programlar daha çok tartışma programı ama daha böyle görsel bölgeye gidip yani lokal yere gidip biraz daha keşif yapıp hazırlanan dosyalarla oluşturulanlar belki biraz daha haber programı. Tabii bunlara ötekilere haber programı dememek lazım aslında. Ya söyleşi programı da işte konuklu programı. Eğer dosyanız yoksa, dosyanız yoksa. Hadi işte araziye çıkmadın tamam anladık ama en azından merkezden, haber merkezinden ürettiğin dosyaların yoksa o bir haber programı diye görülmemeli esasen. Yani evet. O çok önemli bir şey. Çünkü baktığınız zaman bir müddet sonra ekranlarda özellikle haber kanallarında şu oluyor. Bütçeden de kısmaya çalışıyorlar. Altı görünmeyen konuşan kafalar var sadece ekranda. Mesele de o yani. Herkes konuşuyor oluyor. Ben onu kırmak için araziye çıkayım dedim. Çok izlendi gerçekten fark etti ama bir müddet sonra yetişemiyorsun. Yani yüzeysel kalıyorsun, yetişemiyorsun. O zaman ne oluyor? Kim bulursa onu çağırmaya başlıyorsun. Açıkçası itiraf etmek öyle bir kısır döngü içine girmek zorunda. Şimdi mesela ben karşılaşıyorum. Pusula çok daha doyurucu geliyor bana. Çünkü bir yere gidiyorsun araziye ve orada ne olup bittiğini anlıyorsun. Arıyorsun, buluyorsun. Birkaç günde ayarlaman gerekiyor. 4 gün beklemen gerekirse bekliyorsun. Adamla görüşmek, yani bayanla görüşmek için, o insanla görüşmek için. Yani çok daha bir emek var ve o emek fark ediliyor. Yani şöyle diyeyim. Mesela ben günlük haber programı kuyuya çakıl taşı atmaksa, yani feedback'e geri dönümü çıp çıp ses atıyorsun, sesi çok az duyuluyor. Duyulmuyor yani, etkisi çok az duyuluyor. Pusula ya da haber programı haftalık ya da 2 haftalık kayaya hazırlayıp kayaya atıyorsun. Çlof diye ses geliyor. Yani basın tanıtımını yapabiliyorsun, insanlarla ayarlayabiliyorsun, insanlar hazırlanıyorlar, izliyorlar. Günlük de öyle değil. Peki ama nihayetinde televizyon çok günlük tüketim üzerine kurulu bir sistem. 2 haftada bir ya da ayda bir program yaptığın zaman gerçekten yankısı o oranda, verdiğin emek oranında oluyor mu sorusu da gündeme geliyor. Çünkü bir de insanların günlük hani sima alışkanlığı, o programın işte ismine yönelik bir alışkanlığı olabiliyor günlük bültenlerde ya da her gün gördüğü insanda. Yani izleme alışkanlığı doğuyor ama... 2 haftada bir, ayda bir yaptığın programlarda emek yoğun işler çıkartıyorsun ama diyelim ki o ay seni seyretmedi, bir dahaki ay seyrettin, 2 ay süreyle senden uzak kalmış tabii, oluyor izleyici. Tabii. Böyle de bir dezavantajı var tabii, öyle bir sorun var ama aslında haber kanallarının çerçevenin doğru çizilmesi koşuluyla haber kanallarının bir avantajı var. 24 saat yayın yapıyorlar. Yani Mithat'ınki gibi bir program, eğer dosyalı bir program, 3-4 dosyayı koyabilen bir programı bir günde 2 defa, haftada 4 defa yayınlama doğru. imkanı var. Dolayısıyla doğru. o seyirciye mutlaka ulaşır. Eğer siz çerçevenizi hemen ertesi gün anlamını kaybedecek bir biçimde kurmamışsanız o zaman ki çok genelde o programlar tam gündem değil aslında. Yani o haliyle o kayıt daha analiz yok. Daha farklı tabii. O zaman dolayısıyla tekrarı rahatlıkla izlenebilecek programlar. O zaman o kayayı o denize, o suya defalarca çok doğru. O zaman neden yapılmıyor? Siz zamanda yöneticilik de yaptınız. Para yok. Yani İrade tekrarını yok. Koymak hiç maliyetle ilgili bir şey değil ki. Tekrarını maliyetle ilgili bir şey. Tekrarını koymak maliyetle ilgili olmaz mı? Gayet tabii ki maliyetle ilgili bir şey. Orada yayınlanacak sponsorlu programlar olabiliyor, işte advertorial'lar olabiliyor, reklamlar olabiliyor. Onların yerine koyuyorsun nihayet 40 dakikalık haber kanalının en büyük şeyi o. Ama haber kanalının işi bu değil mi zaten? Haber vereceğin süreler, slotlar çok azalıyor bir müddet sonra. Bir müddet sonra ben Gülkan'dan hatırlıyorum, toplantılara girmekten habere gidemiyor. Yani ne toplantısı bunlar? Reklam toplantısı. Bir slot daha istiyorlar. Ama burada yine o zaman TRT'nin hakkını vermek lazım. Aynen. Yani kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi ticari davranmayıp, ticari refleks geliştirmeyip hala araştırmaya yönelik, tabii, işte bölgeye insan gönderen. Şimdi söyleyeyim mesela ben biz haberciler açısından, bizim kavgamız açısından çok önemli. TRT Türk yani ilk defa 20 merkezde işte Bakü'den Erbil'e kadar yerleşik Türk muhabir olması çok önemli. Bu bence çok güzel bir atılım. Yani böyle bir operasyonu, yani operasyonu TRT Türk gibi uluslararası bir operasyonu Türkiye'de herhangi bir özel televizyonun, özel televizyon sahibinin kurması
mümkün değil. Beklenmesi evet. de mümkün değil. Yani olacak bir şey değil. Dolayısıyla bu anlamda son derece anlamlı. Evet. Ama kamu yani, yayıncılığı yeniden televizyon, özel televizyonların dolduracağını düşündüğümüz, işte ya, 89-90'dan evet, itibaren evet, dolduracağını aslında düşündüğümüz boşluğu. Aslında büyük bir şans vardı özel kanalların elinde. Vardı tabii, evet, vardı tabii. Belki evet, bir iki kurum doğru dışında o kadar ben çok haber kanalı. NTV'de çok net. O dönem her tarafta muhabirimiz vardı. Dış haberlerin başındayken ben. Sonra bir kriz, 2001 krizi geldi. Kesinti atıldı. Ondan sonra yani ülkenin ekonomik kadar, imkanlarıyla önemli. Ama şöyle şey, de düşünün. Sadece gerçekten para mı? Yani çünkü o büyük kanalların işte NTV olsun, CNN Türk olsun, işte son dönemde Habertürk olsun, işte Sky Türk'te yıllardır yayın yapan bir kanal. Yani nihayetinde kendilerini haber kanalı olarak konumlandırmışlar ve belli bir bütçeleri var. Yani en azından bir tane örnek olabilecek, bir tane ekol yaratabilecek, marka değeri taşıyabilecek haber programları yapabiliyor olmaları beklememiz doğal değil mi? Bir gün burada medya patronlarını da ağırlaman gerekiyor. Evet. Daha doğrudan ve içeriği zengin cevaplar alabileceğini bile diyorum. Tabii patronlar... İnşallah tabii onları da ağırlarız yani. Evet. Çok önemli. Sadece iş patronlarda mı peki bitiyor? Biz haberciler olarak bu programları yapmak isteriz. Çok isteriz. Kesinlikle. Yani bu kadrolar bize verilir. Bu ekonomik imkanlar sağlanırsa ben ne diye her gün 3 tane konu alıp işte konuşan kafalar programı yapayım ki? Ben de giderim Güneydoğu'ya. Evet. Doğuya, Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, oralarda çekerim. Ben gitmezsem ekibim gider. Bir programı bir ekip hazırlar, diğerini öteki hazırlar. Yerinden canlıysa canlı, paketse paket. Bu metinleri böyle yapmak isteriz. Bu programın böyle yapıldığını biz biliyoruz. Evet. Türkiye'de televizyon haberciliği hakikaten bizce kazandı, bir tecrübe kazandı. TRT'nin 40 yılı var. Onun dışında özel televizyonun aşağı yukarı 20 yılı var. Yani burası Afrika ülkesi değil, geri kalmış bir ülke değil. Biliyoruz bu işleri ama tek sorun patron mu para mı? Para artı patron olduğunu düşünüyorum. Gazetecilerin, televizyoncuların bu imkanlar verildi de bunu değerlendiremiyorlar diyebileceği bir durum şey yok. Oldu, patronlar para şey, yani şunu kabullendiler. Haber kanalları gazetelerin arkasından gider haberde. Maalesef. Mesela çok az haber kanalında özel haber İşte yani gazetelerde yine dediğin gibi özel dosyalar hazırlayan gazeteler var. Ama sabah toplantılarında televizyonda gazeteler taranıyor. Aynen. Onun üzerine bir haber inşa edilmeye yani çalışıyor. Halbuki yurt dışında televizyonlar önce haber verir. Hürriyet arkasından gazeteler gelir. Hürriyet gazetesinin Ankara'daki parlamentosundaki muhabir sayısı hemen hemen ayrı ayrı tek tek söylüyorum. Bütün haber kanallarının Ankara bürolarından fazladır. Dolayısıyla kadro sorunu, televizyonlarda kadro sorunu, gazetelerde o kadar yok. Büyük gazetelerdeki kadro sorunu, büyük gazetelerdeki kadro sayısı özel televizyonların hiçbirinde yok. Ama bir oradan şey daha var. Şey yani var. Sadece o da değil bence. Bu kadar elemanla bile daha fazla haber üretiyor olabilmeliydi bence. Haber kanalları için söylüyorum bunu. Yani kendimize de biraz batıralım o çuvaldızı. Daha fazla haber üretebilirdi. Ama şöyle bir şey gelişti zannediyorum ben. İzleyiciye kolay, evet, ucuz ve hemen orada tutabilecek bir şey sunma anlayışı daha ön plana çıktı. Yani ajanstan hem al, gazeteden al, olacak, iki konuk ayarla. Evet, konuklar gelecek, hiçbir maliyet yok bunda. İzleyiciyi de orada tutmak çok önemli. Daha kaliteli, daha habere yönlendiren izleyiciyi ve o anlamda izleyiciyle de daha fazla aslında ilişki içinde birbirini belirleyen bir süreç gelişebilirdi. Onu yani onu geliştiremedik. Bu şimdi hatırımdan dolayı oluştu. Çünkü ben dikkat ediyorum haber kanalları özellikle en çok flash haber olduğunda seyrediliyor. Rating rekorları o zaman kırılıyor. Evet. Bir olay olduğunda herkes dönüyor. Haber kanalına bakıyorsun. Normalde sesi kapalı, sadece yazılar okunuyor. Akşam haber, ulusal kanalların haberleri, ana haberleri bekleniyor. Hani onlardan ne olduğunu anlaşılan anchormanlar bekleniyor. Anchorwoman'lar bekleniyor. Şimdi bir rol dağıtımı oldu sanki. Oraya kabul etti haber kanalları. Ondan dolayı biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani biri de demiyor ki ya ben değiştiriyorum. Yeni bir haber kanalı açacağım. Tamamen özel haber. Gazeteler beni izleyecekler. Ya. Yani girişte de onu sormaya çalıştım. Yani haber programları yurt dışında bazı örnekleri düşündüğümüzde gerçekten gündemin peşinden gitmez. Tabii. Gündem yaratır. Tabii. Yani işte o haber programıdır. Demek o. Yani hazinede bağlantılı adamın olacak, çok kaliteli eleman olacak. Tabii. Bir de onunla beraber yayın ekiplerinin olacak. Ya aslında maliyet orada bir katlanıyor televizyonda. Gazete kolay. Gazete muhabir bir fotoğraf makinesinde iş yapabiliyor artık çok kolaylıkla. Ama şeyde öyle değil, ekipler lazım, kameraman lazım en azından iki kişi çıkarman lazım ve ciddi maliyetler bunlar. Peki bir de izleyici boyutuna bakalım. Gerçekten böyle de bir talep var mı yoksa bu talepte erime mi var? Beklentiler, tercihler 10 yıl öncesiyle 15 yıl öncesiyle bugün mukayese ettiğinizde farklılık arz ediyor mu?
Bir de biraz izleyici vallahi boyutundan bakalım. Ben Türk izleyicisini çok önemsiyorum. Kaliteyi aradığına çok inanıyorum. Yani sen daha iyi bilirsin Mithat. 32. gün tuttuğu dönemlerde Türkiye'de okuma yazma oranı eminim çok çok daha düşüktü. Ama Türk izleyicisinin bence böyle bir özelliği vardır. İyi ama alternatif de yoktu o sıralarda. Yani biraz unutmayalım ki. Toplumun vicdanı diyorum ben. Belki hani kalabalığın vicdanı o çok kuvvetli. Yani iyiyi hemen buluyor ve seyrediyor. Yani iyi yaparsan, doğru şekilde verirsen, iyi araştırıp anlatırsan, emek harcarsan emeği görüyor ve hemen algılıyor onu. Yani minibüs şoförü de algılıyor, profesör de algılıyor. Evet. Önemli olan o. Ve o verilmiyor. O verin neden verilmiyor? İşte saydığımız nedenler oluyor. Maliyet, şu bu falan derken verilmiyor. Dolayısıyla yani önündeki örneklerden en iyisini seçmeye çalışıyor izleyici. Ama bence var. Ha şu yok ama izleyicinin bir mekanizması yok. Hani itecek en azından televizyon yöneticilerine. Sokaklara çıkıp gösteriler yapacak halleri yok. Öyle bir şey yok. Programda istiyoruz diye. Bir de tabii bu reklam, tanıtım, aşinalık yaratma. Yani bunlar da çok önemli izlenme oranını arttırmada. Tabii, tabii. Elbette. Yani duyurmadan, reklamını yapmadan değil mi? Onun öncesini hazırlamadan yayına koyarsan çok absürt bir saatte, geç bir saatte tanıtımını yapmazsan sonra insanlar izlemiyor. Onun için seni yayından kaldıralım argümanı da çok geçerli olmasa gerek. Tabii. Çok iyi bir tanıtım. Şimdi biz sokaktaki vatandaşlara sorduk. Ben de sizinle beraber izleyeceğim. Dilerseniz bir bakalım haber programları ile ilgili neler söylemişler. Ardından sizin yorumlarınızı alacağız. Türkiye'deki habercilik anlayışı ya da haber programını sunmak, ben dünyanın hiçbir tarafında fon müziğiyle haber sunulduğunu görmedim. Yani bir kazanın fon müziğiyle verildiğini görmedim. Bu sadece herhalde bizim ülkemizde oluyor. Haberin içeriğini yansıtmayan, gerçekten olayın perde arkasını yansıtmayan haber programlarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu şey değil, yani doyurucu bir şey değildir. İçerik bakımından biraz kendini tekrarladıklarını düşünüyorum. Yani aynı haberi birkaç kere bir saat içinde görebiliyorum. Detaylı haber vermiyorlar, daha yüzeysel veriyorlar. İçerik olarak aynı haberleri tabii farklı şekilde topluma aktardıkları hani biliniyor zaten. Artık 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı gibi oldular. Ama tek tük aradan sıyrılanlar da var tabii. Gerek haber içerikleri ya da sunumları açısından. Bazı kanallarda mesela magazine öncelik veren haberlerle karşılaşıyoruz daha fazla. Çünkü Türk insanları galiba onlarla ilgileniyor ama gerçekten haber öğrenmek isteyen insanlar da doğru kanalları bulup izleyebilir diye düşünüyorum. Sunucu çok önemlidir. Sunuş şekli çok önemlidir. O çekici olması çok önemlidir. Yani haberleri bile keyifle dinlemeliyim. Görsel medyayı çok izleyemiyorum. Televizyon izleme alışkanlığım yok ama internet üzerinden takip etmeye çalışıyorum. Daha ziyade gazete okumayı tercih ediyorum. Haberleri de internet takip ederim. Hayatım internet yani. Hep birbirini tekrar eden magazinsel programlar yapılıyor ve medyanın taraflı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de takip etmiyorum açıkçası. Yani. Genel olarak haberlerin aslında düzeyi, kalitesi, içeriği, haber programlarına yönelik yorumları da etkilemiş tabii, görünüyor tabii, değil tabii. mi? Tabii. İzleyici memnun tabii. değil haberlerin içeriğinden. Bu çok iyi bir şey bence ama yani... Evet. Memnun olmaması bizi geliştirecek ve bizleri ilerletecek bir şey. Daha kaliteliyi aramak zorunda kalacağız. Açıkçası ben o açıdan memnun kaldım. Evet, yani bizim şikayetlerimizden farklı bir şikayet yok. İzleyicim doğrusu aynı şey yaşıyoruz. Aynı evet. sorunları yaşıyoruz. Yani. Çok yani bir bombardıman, haber bombardımanı var. Evet. Her taraftan geliyor. Ama kim ki buna anlam katarsa, kim ki bak ben sana anlatacağım bir dakika, kısaca anlatacağım bak bu şu anlama geliyor. Bunun önü böyle, bundan önce böyle oldu, şimdi böyle oldu, bundan sonra ne olacak bak onu da söyleyeyim. Bunlar olabilir dersen o süre içinde zaten geliyor izleyici onu. İşte Gürkan'ın editör programı yani çok bence önemliydi. Günlük evet. olmasına rağmen bir ekran evet. hazırladığı evet. bir programdı. Ve hani ben seçiyorum, birçok bir olay olmuş ama ben sana 10 tane seçeceğim. En önemlisi bunlar, ben sana bunları anlatacağım ve ne anlama geldiğini anlayacaksın, merak etme. Değerli toplu ve biraz dediğin da içerikle donatarak. Yalnız bir internete kayış da var herhalde. O sizi nasıl etkileyecek haber programlarına gelecekte? Ben atlayayım mı hemen? Ben sürekli şimdi bu teknoloji çok benim kafa yorduğum bir konu. İşte Kadir Has Üniversitesi'nde de yeni bir bölüm açıyoruz. Yeni medya diye. Artık bu yeni medya her şeyi değiştiriyor. Yani artık gazete, televizyon, dergi, radyo bitti. İnternet ve mobilin birleşmesiyle oluşan bu 3G, 3G başladı. Şimdi öyle bir şey ki bu. Artık canlı yayın falan kalmadı. Cep telefonu alacağız Bağdat'ta. Sayın seyirciler merhaba Bağdat'ta şuna şuna da ama Bağdat işte savaş. Evet. Ya bu şu demek yani canlı yayın arabası, masraflar, insanlar, kameramanlar bitti. Yani artık müthiş bir başka bir gazetecilik başlıyor. Muhabirlik.
Herkes muhabir olabilir. Hmm. Haberler her yerden akacak bundan sonra. Bloglar fazlalaşacak, günlük hayatımıza girmeye başlayacaklar. Bunlar çok evet, her şeyi değiştiriyor. Evet, yani insan faktörü ama çok daha fazla önem kazanacak. Tabii, herkes doğru, muhabir olacak ama evet, o haberi inanacak mısınız? Herkesin tabii, verdiği habere inanacak doğru, mısınız? Kimin verdiği habere inanacaksınız? Bu çok öne çıkmaya başlayacak. Evet. Dolayısıyla aslında profesyonel anlamda muhabirlik bitmiyor. Tabii, evet. Profesyonel haberi anlamlandırarak, haberin temel ölçütleriyle ortaya koyarak izleyiciye tüketebileceği bir noktaya getirebilmek son derece önemli. Ve insan unsuru, evet canlı yayın arabaları kalkacak, uydular, her şey tamam ama insan faktörü ne veriyorsunuz, neyin altını çiziyorsunuz? 2 saatlik bir basın toplantısında veya bir büyük depremde hangi 3 noktanın altını çizeceğinizi siz bilirsiniz. Yani vatandaş gördüğünü söylüyor. Şimdi televizyonlar bugüne kadar biraz muhabirlik öne çıkacak. Teknolojiye doğru, yatırım yapmışlardı, muhabirlere pek yatırım yapmamışlardı. İnsana muhabir de değil, sadece muhabir de değil. Yani prodüktörü, İnsanı, yöneticisi, tabii, yönetmeni, kameraman neyse insana yatırım yapılması gerekiyor bu sektörde. Eksik olan buydu. Değil mi? Çok ilerledik. Yani televizyon haberciliğinde bir tatlı bir dünyanın her yerinde kullandığımız kameralar, montaj setlerimiz, kullandığımız uydu teknolojileri birebir aynıdır. Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girdiğinizde, basın merkezine girdiğinizde, Beyaz Saray'ın basın merkezine girdiğiniz zaman oradaki alet, edevat, muhabirlerin kullandığı cep telefonları, laptopları aynen İstanbul'da biz de kullanıyoruz, Ankara'da biz de kullanıyoruz. Hiç fark yok. Ama insan unsurunda, insana harcanan parada, yatırımda, insan kalitesinde muazzam farklar var. Sıkıntımız o. Evet. Vatandaş şu karar verecekler bence. Hani 10 lira bütçem var. Birer lira maaşlık 10 tane adam mı alayım? Yoksa 3'er lira maaşlı 3 tane ama çok iyi işini yapan adam mı alayım? O öyle bir dönüşüm bekliyorum ben. Bu internet ve mobilin etkisiyle beraber. Valla benim tabii belli bir izleyici kitlem var bu programda ama istiyorum ki bu programı özellikle televizyon yöneticileri izlesin. Televizyon yöneticileri sahipleri falan izlesin de yani gerçekten eğer böyle bir gidişat varsa yani insana yatırım yapmak aslında geri dönüş anlamına geliyorsa bu tabii habercilik anlamında çok umut verici. Çok. Bunu niye yapmazlar anlamıyorum. Yani senelerdir bırakın dışarıdan yetişmiş insan kendi içlerinde haber merkezleri içinde meslek içi eğitim mekanizmaları neden devreye sokulmaz? Yani bunu buraya harcanacak inanın çok cüzi rakamlar. Hani aynı kurum içinde yani özellikle büyük kurumlar sürekliliği olan kurumlar. Yani bir 5 sene içinde 10 sene içinde 5 sene, 10 senedir yayın yapan kurumlar, 15 senedir yayın yapan özel kurumlar var. TRT'yi ayrı tutuyorum ama bu kurumlar kendi içlerinde çok kaliteli, kalitesiz personeli bile makul bir zaman dilimi içinde kaliteli hale dönüştürebilir. Bu vizyon yok. Yani evet, maalesef her öyle. Her sektörde var. Ben birçok sektöre eğitim veriyorum. İletişim anlamında, diksiyon anlamında, prezentasyon anlamında filan. Hep talep başka sektörlerden. Ya yani medya sektöründen maalesef böyle bir talebin gelmesini bile beklemiyoruz zaten. Çünkü öyle bir şey yok. Halbuki işin içinde olanlar onlar. Yani ekrana çıkanlar, en düzgün şekilde kendilerini ifade etmesi gereken, işte mesela sunucular çok önemli diyor. Çünkü halk gerçekten cazip anlatan, eli yüzü düzgün, diksiyonu iyi, konuyu renklendirebilen insanları tabii daha çok izliyor. Yani o anlamda da yetiştirmek lazım. Editoryal anlamında da, yazınsal kültür anlamında. Tabii. Şimdi bunları konuştuk. Peki ama yani siz hakikaten o anlamda örnek insanlarsınız. Biraz da sizden bahsedelim son olarak istiyorum. Yani Gürkan sen hani muhabirlik kökenlisin ama nasıl başladın? Yani neden haberi seçtin? Seçtiğin yoldan memnun musun? Bugün seçmek isteyen gençlere bu anlamda neler söylemek istersin yaşadıkların ölçüsünde? Ben lise 3. sınıftan itibaren gazeteci, haberci olmaya karar vermiştim. Çünkü ben bir memur çocuğuyum. Baktım ki matematik, fizik, kimya bunlarla aram yok. Üstelik gazetecilik Türkiye'yi, dünyayı gezme imkanı sağlayan bir meslek. Kompozisyonum, Türkçem, edebiyatım, tarihim falan bunlar iyi. Ha. Dolayısıyla bedava dolaşacağım. Patronun parasıyla Türkiye'yi gezeceğim, yazacağım, çizeceğim. Bu güzel iş yani. Hani... Ama bu gazetecilik nosyonu nereden? Yani evde gazete mi okunurdu yoksa gazete mi okundu? Yani tabii neden? Habercilik diyelim. Ben çok meraklı bir insan değilim aslında. Böyle hani biz mesleğimizi her şeye merak edem ama siyasete bir ilgi vardı evde. 12 Eylül'den sonra anayasa, yeni anayasaya hayır diyen bir baba vardı. Bir, küçük memur olmasına rağmen arayış dergileri, Ecevit'in arayış dergileri düzenli olarak girer ederdi falan ama nihayetinde asıl sahip budur yani. Ben gezeceğim. İnsanların peşinde politikayla meraklıyım. Ülke sorunlarıyla ilgileniyorum. Çevremizde de gazeteci olan bir tanıdığımız vardı. Yani Havva Can o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordu. Ona da çok imreniyordum. Ben iletişim fakültesi. Birinci, ikinci tercihlerim hep gazetecilik oldu. Dolayısıyla okulu kazandım, girdim. Çok da memnunum. Okulumun verdiği eğitimin içeriğinden memnun muyum? Değilim. Ondan sonraki yıllarda da iletişim fakültelerinin verdiği eğitimin son derece vasat olduğunu maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Gördüm. Sonra da yaşadım bu süreçleri ama
yine bu okulu girerdim, yine bu okula girerdim ya da gazeteci olmayı her zaman tercih ederdim. Üçüncü sınıftan itibaren TRT Haber Merkezi'nde bir stajla başlayan süreç sonrasında devam etti gitti. Hayatımın hiçbir döneminde, 20 yıl neredeyse bitiyor, bu kararımdan pişmanlık duymadım. Mesleğimden soğumadım. Öyle hala mi? Da öyledir. heyecanla, coşkuyla yaşıyorum. O son derece önemli. Dolayısıyla bütün bu sorunlarına rağmen yine ben meslekte kalmak isterdim. Ki çok sorunlu, isterdim. Zorlukları tabii. Olan, kaygan çok, bir zemin çok. Değil mi? Yani öyle çok istikrarlı bir sektörde değil. Çok, çok ama aşkla, coşkuyla yaptığınız zaman bütün meslekler güzel. Onu görüyorum. Çok keyifli ve yani ben hayatım boyunca yaşayamayacağım duyguları, gidemeyeceğim mekanları Türkiye içinde, Türkiye dışında bu meslek sayesinde gördüm. Tanışamayacağım insanlarla tanıştım. Ve bunları izleyiciye, halka, kitleye aktardım. İdeolojik anlamda da mesleğin son derece önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Yani demokratikleşme anlamında demokrasinin temel unsurlarından tabii bir tanesinin basın olduğunu, kamuoyunun doğru bilgilerle yönlendirilebileceğini, kanaatlerin ancak bu kanaldan akacak doğru bilgilerle şekillenebileceğini, misyonu olan bir meslek. Yani son derece saygın, önemli. Keşke daha iyi eğitim süreçlerinden geçerek gelebilmiş olsaydık. Bu çok önemli. Mesleği hakkıyla yapmanın ön şartı bu. Ben hep şimdi iletişim fakültelerine zaman zaman gittiğim zaman verdiğim mesaj bu. Ayrıca da iletişim fakültesi mezun olmak gerekmiyor. Tarih, sosyoloji, edebiyat, siyaset, evet. Bilim, hukuk gibi alanlar belki daha anlamlı alanlar. Şimdi stajyerleri seçerken ben daha çok bu bölümlere yöneliyorum. O imkan olmadı belki ama meslek doğru bir meslek. Yanlış bir meslek değil. Gençlere her yani zaman tavsiye edeceğim bir meslek. Yani 20 yılı devirmiş bir meslektaşımız olarak çok televizyon güzel. Televizyon haberciliği mi, gazetecilik mi? Bu konuda bir 20 yıllık televizyon habercisi olarak bazı endişelerim var. Hakikaten su üzerine yazı yazmak gibi. Yani saatlerce montaj konusunda Mithat Tepin bizden daha tecrübelidir. Yani 8 saat, 10 saat, 3 gün, 3 gece montajda kalırsınız. 7 dakikalık bir paket yaparsınız veya 20 dakikalık bir program yaparsınız. Adam bir lavaboya gider gelir. O program biter yani. Ve Allah'tan haber kanalları çıktı da hani böyle tekrarlar falan da başladı. Biraz daha iyi. Bu çok. Ve ben 15 sene önce, 20 sene önce yazdığım haberlere ulaşamıyorum. Niye? Türkiye'de televizyonlar var. Arşiv yok. Arşiv su bastı, maalesef, sel bastı. Aynen, Ayamama deresi bastı. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Gazetede hatta bazen kanaldan ayrılırsın. Programlarının bantlarını silerler. Çünkü o kasetler başkalarına tabii, lazımdır. Tabii. Yeniden var. Kullanıma girer. Peki Nilgün sen? Benimki merak. Ben çok meraklıyımdır. Tabii merak çok önemli bir etken oldu. Bir de tanıklık etmeyi de ben çok seviyorum. Yani haberciliğin o tanıklık boyutu var ya, beni müthiş cezbeden bir şey. Yani çocukken, gençliğinde yani neydi seni özellikle habere iten? Bir defa ofis işi yapamayacağım kesindi. Hayatı böyle anlamaya çalışmak istiyordum. Ve gezmek, görmek, anlamak ve orada bir aracı olma hali vardır habercilikte. Yani bir şey oluşur, gelişir ve siz o bilgiyi aktarmak için bir şahit olursun ve sonra aktarırsın. Onu siz aktarırsınız. O bana göre dünyada yapılabilecek en güzel şeylerden birisidir işte. Aslında çok da zorlu zamanlarda muhabirlik yaptın. Yani hakikaten meşakkatli süreçler onlar. Bir bayan olarak da mesela hani sıkıldığın, zorlandığın zamanlar. Çok oldu. Çok oldu. Şimdi yani işte savaş muhabirliği de dönem dönem. 99'da o Kosova'dan işte kaçışı hatırlıyorum da. Döndüğümde çok ağır bir depresyona girmiştim ve demiştim ki ya hayat galiba benim omuzlarımın üzerinde hep. Öyle duygulara girdiğiniz de oluyor. Yani haberle kendiniz arasında bir mesafe koyamadığınız durumlar da oluyor. Ama işin güzel yanı onu aktarıyor olmak ve olduğu gibi bütün gerçekliğiyle aktarıyor olmak. Çok hani önemli. Kendinizden emin olmak o anda. Samimiyetinizden emin olmak. 92'nin Mart ayında Erzincan'da bir deprem olmuştu. Ankara'da başbakanlık muhabiriyim ve bakanlar kurulu izliyoruz. Takım elbiseler. Akşam bu saat o zamanlar akşamları olurdu. Bakanlar kurulu Demirel hükümeti dönemiydi. Bir haber geldi. Erzincan'da deprem oldu. Büyük bir deprem. İşte saat 8-9 o saatten sonra uçak yok. Uçaklar kalkamıyor falan. O zaman çalıştığım yayın kurulundaki işte yayın şirketi patronun uçağıyla Erzurum'a gittik. Erzincan havaalanı kapalıydı. Ve bütün Türkiye bir deprem olduğunu biliyor ama ne olduğunu bilmiyor. Ne kadar küçük, ne kadar büyük, ne kadar ölü var. Oldu hiçbir gece yarısı saat işte yarım bir gibi Erzincan'a zorlu bir yolculuktan sonra girdik. Elektrikler de kesik tam olarak ama binalar çökmüş görüyorsunuz. Büyüklüğünü siz de tam göremiyorsunuz. Ne kadar ama her sokakta binaların çökmüş olduğunu görüyorsunuz. Enkaz altından insanların yalvarma sesleri geliyor. Bağırış, çağırış, çığlıklar falan. Ve oradaki tek ekipsiniz. Bir kurum olarak tek ekipsiniz. Televizyon olarak tek ekipsiniz. Bakın orada bile imkanlar yani o patron o uçağı hemen göndermemiş olsaydı, o uçağı biz binememiş olsaydık bu imkan hep imkanlar önemlidir. Telefonumuz vardı. Orada demin Nilgün'ün anlattığı şey,
işte 2 saat 3 saatlik çalışma, röportajlar yapıyoruz, ne olup bittiğini alıyoruz. Resim netleştikten sonra Türkiye'ye, Türkiye bütün Türkiye, kamu da dahil olmak üzere sizin kanalınızdan ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve telefonla Erzincan'ın şu anda her şeye ihtiyacı var. Çevredeki bütün iller ne gönderebiliyorsanız gönderin dediğimizde inanın öyle 6 saat sonra falan şeyler gelmeye başlamıştı çevre illerden. Yani orada, ne büyük bir sorumluluk büyük bir ve ne büyük bir aslında işte misyon onun yani. Onun güzelliği hiçbir şey de yok hakikaten. Öyle değil. Mithat sen? Benim düşünüyorum ne diyeyim tesadüf. en iyi kelime o galiba. Ben sen siyaset bilimi mi? Ortaokulda ben diplomat olmaya karar vermiştim. Evet, değil mi? Ortaokulda 1'di hatta. İşte ben dünyayı dolaşacağım. Bayağı yaramazdım ben. Meraklıydım, çok meraklıydım. Merak vardı ama başka taraftan dünyayı dolaşacağım, yeni yerler, yeni insanlar tanıyacağım diye. Ne var? İşte diplomasi var. Ve ben üniversite sınavına tek tercih yaptım. Siyasal uluslararası ilişkiler mülkiye. Evet. Dediler ki buraya girmen lazım, işlerine gireceksen. Sonra girdim. Baktım ki gazeteciler diplomatlardan daha çok geziyor. Evet, öyle oldu. Girdim. İkinci sınıfta Milliyet'in bir yarışması vardı. Ege sorunuyla ilgili. Ona katıldım. Kazandım. Aydın Bey, o zaman Cağaloğlu'ndaki Milliyet merkezde dedi ki sen Ankara Büro'da part-time diplomatik muhabirliğe başla dedi. Ben de başladım. Hani bakayım nasıl gazetecilik falan diye. 2-3 gün sonra bir telefon geldi. Merhaba, ben Mehmet Ali Birant. O zaman da hani Birant'la Ali Kırca 32'ye başlamışlar. Başladığı zaman 32'de kimse dışarıda kalmıyor. Ağaçlar devriliyor falan. Böyle müthiş bir şey, popülerlik var. İşte ben muhabir arıyorum dedi Birant. Senin eserini okudum. O jürideymiş. Milliyet Gazetesi'nin yarışmasında. Seni deneyeceğim dedi. Ben yıl kaçtı? Tiyatro falan. 85. 85'te ben çömez olarak başladım. Ondan sonra master bursu kazandım. İngiltere'ye master'a gittim. Yine diplomasi ama. Bir an peşimi bırakmadı. BBC'ye yolladı beni. O biraz evvel Gürkan'ın bahsettiği o kurum içi eğitim kurslarından birine gittim. İngilizce için yapılan çok önemliydi. Ben televizyonculuğu orada öğrendim. Ve ondan sonra dedim ki tamam ben dışlarına falan girmiyorum. Gazeteci olacağım. Çünkü çok daha dediğim gibi çok daha sık dolaşıyorsun. Çok daha bağımsızsın. Çok daha güzel. Çok daha tanıklık etme imkanı oluyor. Ve şöyle bir şey oldu. Ben döndüm. Ondan sonra başladım. Birkaç dosya sonra Birant Brüksel'deydi o zaman. Daha çok diplomasi tarafını o yapıyordu. Sıcak haber bana kaldı. Orta Doğu ve sıcak haber. Savaş muhabirliği başladı. Adrenalin alışkanlığı başladı. Merak başladı. O doyumu hissetmeye başladım. İşte Kosova mesela. 99'da Kosova'ya ilk girenlerden biriydim ben. UÇK ile beraber Kosova Kurtuluş Ordusu da. Hani sadece NTV'ye değil CNN International'da da haber geçtik. O müthiş bir keyif. Yani evet. Görüyorsun ve senin söylediklerin orada değer kazanıyor ve arıyorlar uydu telefonundan seni buluyorlar ve haber alıyorlar senden İngilizce olsa da o doyum başka bir yerde yok. Yani şu anda hala mesela ben pusula yaparken bir yere giderken bir merak var. Biniyorsun uçağa veya trene veya arabaya orada bir şeyler oluyor. Ne olup bittiğini anlamam lazım, iyice öğrenmem lazım, gelip anlatmam lazım. O aktarmak müthiş keyif. Herhalde hepimizin asıl gücü o. Yani, hepimizde ortak nokta o çıktı galiba değil mi? Haberci yani aslında muhabirlik ölmemesi lazım. Kesinlikle. Değil mi? Bir de şu var, çok zor bir iş. Yani çok gerçekten sevmeden yapılmayacak bir iş. Yani bazı işleri yapabilirsin, memuriyet var ama bunda öyle bir şey yok. Çok yani. Meşakkatli. Çok meşakkatli. Çünkü tercih yani. Haber hayat tarzı oluyor. Her şeyi öyle düşünmeye başlıyorsun. Öyle. Peki bu anlamda artık bundan sonrası için yani buna devam mı? Yani bu anlamda haber programlarına, muhabirliğe devam mı? Yoksa biraz değişiklik olur mu sizin kulvarınızda? Mithat'ta pek öyle bir görüntü ben yok ama. Ben memnunum. Devam ettireceğim. Pusula kaç sene oldu? 95'ten beri işte. 95'ten beri var. Yani çok keyifli. Bilmiyorum ileride ne olur. Genelde hani İngiltere'de, Amerika'da belli muhabirlikten, program yapımcılığından sonra anchormanlik öyle bir süreç var. Bizde biraz daha bozuldu o süreç ama olur mu olmaz bilmiyorum. Yani günlük haber biraz şey çünkü. Gelse öyle bir teklif. Çok düşünmem bu ara. Bu ara ben pusuladan çok memnunum. Memnunsun. Yani bir şeyler üretmek o... Bir yani stüdyoya bir, bağlanmak değil. 15 günde bir sanki uzun metre, kısa metrajlı bir film yapıyor gibiyim. Farklı bir şey yapıyorsun. Farklı düşünüyorsun ne yapabilirim diye oynuyorsun. Görüntüyle, müzikle, sesle oynuyorsun. Çok keyifli bir iş o. Evet. Nilgün sen? Vallahi, sana deseler ki bütçemiz var hadi gel muhabirlik yap falan yapar ben mısın bir daha? Ben muhabirlik benim için temel olan. Öyle mi? Gerçekten öyle yani. Ondan aldığım zevki... Tabii. Hayatta hiçbir şeyden alamayacağımı düşünüyorum. Aslında ne kadar kötü. Yani gerçekten işte sizin kalibrenizde muhabirler olsa, yani siz varsınız da devam ettirmediniz. Yani çünkü sistem ona müsait değil. Sistem yani muhabirliği
dediğimiz gibi hani böyle çömez, işte zor bir iş, ilk basamak falan gibi konumlandırdığınız zaman değerli kıdemli muhabirleri yok ediyorsunuz baştan. Evet, yani evet. Onlar hep ya programcı oluyor ya sunucu oluyor. BBC'de mesela 55 yaşında muhabirler var. Muhabir. Hala evet. Muhabir. Evet. Zevk ama alıyor, keyif alıyor ama süper muhabir. Yani gittiği zaman ya ona göre de maaş ödeniyor tabii, değil mi? Tabii, ona tabii, göre tabii, imkanlar tabii, tanınıyor. Tabii. Ona göre bir ekibi oluyor. Tabii, yani tabii. Muhabir bir yere gidiyor, ekibi ona bir şeyler hazırlıyor. Evet. Yani aslında hayat boyu bir devam sürebilecek bir meslek. Gereken bir meslek bence muhabirlik ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Yapamazsınız. Yani ne kadar iyi niyetli olursanız olun, sistemin kendisi buna izin vermiyor. Şimdilik durum bu. Ama ben habercilikte ve haber programlarda devam edeceğim. Çünkü yapabildiğim iş bu ve çok seviyorum. Evet. Gerçek bu. Ne güzel. Gürkan? Benim başımdan da tabii haber programlar devam edecek. Senin yöneticiliğin de oldu tabii. Yani öyle bir tecrüben de var. Yöneticilik habercinin esas işi değil. Asıl işi değil. Biraz anomali, garip şey bir durum yani. Normal bir durum değil. Ama hani profesyonel yöneticiler haber merkezlerini yönetemiyorlar şu anda. Profesyonel işletmeden birini getirip haber merkezi yönettiremezsiniz. Örneği yoktur. Dünyada da örneği olduğunu zannetmiyorum. Bir haber merkezini habercilikten gelen birinin yönetmesi gerekir. Çok açık bir şey. Ama aynı zamanda da başka yönetim tekniklerini de devreye sokabildiği bir ortam. Böyle bir şey yani. Dolayısıyla hem habercilik, haberci olması yetmiyor. Başka şeyler de bilmek gerekiyor. Ben yöneticilikten öte haber programları ve habercilik her zaman devam etmeli. O devam etmiyor zaten gerisinin bir anlamı yok. Evet. O çok net. Ama bir ideal olarak kendimde bir haber merkezinde, büyük bir haber merkezinde yeni kuşakları, genç kuşakları yetiştiren, onlarla birebir çalışan bir post beni hep heyecanlandıran bir şeydir. Türkiye'de o da yok tabii ama. O da yok, yani mesela bir büyük haber merkezindesiniz ve oraya 7 tane genç okullardan yeni çıkmış, doğru okullardan, doğru formasyonla gibi 7 tane genci alıp o haber merkezinin doğal akışı içinde o çocukları yetiştirmek bana muazzam bir keyif verir. Onu biliyorum. İşin içine girmeyeceksiniz, haber yapmayacaksınız belki ama bakın neler yaptılar gördünüz mü? Şimdi şuraya bağlanacaklar, bakın muhabir nasıl konuştu gördünüz mü? Haberi yazın bakalım gidin. Belki zaman içinde hazır olanı o sistemin içine yavaş yavaş sokmaya başlamak, haber toplantılarına tabii ki girmek, her şeyin içinde olmak, dışarıya da göndermek ama o çocukları yetiştirmek beni çok heyecanlandıran bir şey. Yani her şeyden ki daha fazla heyecanlandıran şey o. Kurumsallaşmanın çok bir önemli şey, bir ölçütü olurdu böyle bir tabii, imkan tabii. Tanınması. Her haber merkezinde de bulunmalı. Her haber merkezi Türkiye'de i̇şte 4-5 çocuğu birkaç sene içinde yetiştirebilecek güce sahip ama o vizyon mesela maalesef. Mesela aynı şey, 32. günde de aynı şeyi yaşadım ben. Şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde biz Pusula Akademisi diye bir yer kurduk. Orada gerçekten çok keyif alıyor insan. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Yani yetiştiriyorsunuz gençleri ve İletişim fakültelerinde tamamen teori okuyorlar. Evet. Aslında bizim meslek burnun sütle sütle öğrenecek meslek. Evet. Yap yani muhakkak pratikten beslenmesi gereken. Yani kamerayı, ışığı bilmen lazım, montajı bilmen lazım, yapman lazım ki ancak öyle çıkıyorsun. Ve o müthiş bir keyif. Yani o gerçekten ona katılıyorum Gülkan'a. O müthiş bir hani şey kadar hani bir şeyi anlatmak, ilk bilgiyi vermek, olay yerinden aktarmak kadar bence doyumu fazla bir keyif var. Tabii. Bir de biraz önce de söylediğimiz gibi o insan kalitesini artıracak en temel şeylerden tabii birisi ki. De o aktarım tabii zaten. Tabii ki. Ama işte insana yatırım yapamadığı için yine bizi patronlar izliyorsa onları söyleyelim. Veya ama işte o gençlerin bu mesleği seçmesi, haber program yapmayı istemesi de biraz sizin yaptığınız program. Ve sizin verdiğiniz örnekler ve sizin gibi değerli habercilerin sektörde var olmasıyla ilgili bir şey. Yani o anlamda sizler çok güzel haber programlarını hakikaten etkili işlere imza attınız. O anlamda örneksiniz. Sizleri görerek, sizlere özenerek bu işe başlayacaklar. Aksi takdirde rol modeli olmadığında, örnek olmadığında bu meslekte aslında ölecektir. O anlamda ben çok teşekkür ediyorum. Hem programımıza geldiğiniz için hem bu kadar güzel derinlikli bir sohbeti bizimle paylaştığınız için hem de bugüne kadar yaptığınız bütün programlar için hepinize çok teşekkür ediyorum tüm Türkiye çok adına. Çok teşekkür ederim. Programlarınız daim olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler son derece keyifli bir programın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle pazar sabahı saat 11'i 10 geçe. Şimdilik hoşça kalın.